Bu videoda asetik asitle başlayıp asetil klorür elde edeceğiz. Evet, asetik asit. Asetik asit şöyle bir şey. Sonuçta da asetil klorür elde edeceğiz. O da böyle bir şey. Tabii bu tiyonil klorür varlığında olacak bir tepkime. Bunu daha önce görmemiştik. Şöyle yapalım. Sülfüre çift bağla bağlı bir oksijen var. Altında ise tek bağla bağlı iki tane klor mevcut. Sülfüre odaklanırsak altı değerlik elektronu var. O zaman bir diğer ortaklanmamış elektron çifti burada olacak. Evet, tepkimeden odaklanacağımız şey bu olacak. Çünkü bu karboksilik asitle başlayıp bir açil halojenir oluşturmanın en basit tepkimesi. Ve buradan çok kolay bir şekilde genelleme yapılabilir bu metil grubunu daha büyük bir zincire çevirirseniz o zaman burada daha büyük bir zincir olacaktır. Tabii klor yerine bu tepkimeyi diğer halojenirle de yapabilirsiniz. Öyleyse bunun nasıl olabileceğine bir bakalım. Şuraya önce asetik asidimizi yeniden bir çizelim. Evet, şurada oksijene bağlı bir hidrojenimiz de olacak. Şu arkadaşın iki tane de ortaklanmamış elektron çifti var. Evet. Şimdi tiyanül klorürü çizmeye başlayalım. Şöyle doğru pozisyonda yerleştirmeye çalışayım. Tiyanil klorürümüz bu şekilde. Burada sülfürün bir tane ortaklanmamış elektron çifti mevcut. Şimdi tüm bu modellere veya atomlara yani klor ve oksijene şuradaki periyodik tablo üzerinden bir bakalım. Evet, sülfür tam şurada. Hemen sağında klor var ve hemen üzerinde ise oksijen var. Yani bu durumda hem klor hem de oksijen sülfürden daha elektronegatif. O zaman buradaki sülfür kısmi pozitif yüke sahip olacak. Ama aslında sülfürün elektronegatif bir atom olduğunu unutmayalım. Buradaki diğer yapılar elektronları alacak. Demek ki tüm bu molekülün nükleofil görevi göreceğini ve oksijenin sülfüre elektron vereceğini düşünebilirsiniz. Sülfür elektronegatif bir atom ancak bu tiyonül klorürde kısmi pozitif yüklü. Ardından bu arkadaş bu elektrondan vazgeçmek zorunda kalacak ve buradaki elektron oksijene geçecek. Tabii bu tepkime her iki yönde de olabilir. Şuraya bunu çizerek dengenin olduğunu belirtelim. Evet, şimdi şuraya bir kompleks çizelim. Oksijenin iki tane ortaklanmamış elektron çifti vardı. Şöyle yerleştirelim. Ve burada artık üçüncü çiftimiz de oluyor. Çünkü bu elektronu almıştı. Tabii kovalent bağda her zaman diğer elektron da var. Ve bu artık eksi yüklü oluyor. Evet, şimdi sülfürümüze bağlı olan diğer klorları ekleyelim. Biri burada, diğeri ise şurada. Ayrıca buna buradaki oksijen de bağlı. Şimdi onu çizelim. Evet, oksijenimiz şöyle. Ona bağlı karbonil karbonumuzu da ekleyelim. Şu şekilde hemen altında bir hidrojenimiz mevcut. Oksijenin bir tane elektron çifti vardı. Tabi diğer çift sülfürle kovalent bağ oluşturdu. Şimdi bu arkadaş bir elektron verince artı yüklü oluyor. Evet bir sonraki adımda buradaki oksijenin sülfüre çift bağla bağlanacağını düşünebilirsiniz. Sülfür kendisinden daha elektronegatif olan bir takım şeylere hali hazırda bağlı ve halen biraz artı yüklü. O zaman bu elektronun sülfüre geri gideceğini düşünebiliriz. Ancak sülfürün bir elektronla karşılaşması gerekiyor. Klor oldukça elektronegatif bir atom. Bu nedenle bu klorlardan biri bir elektron alabilir. Diyelim ki buradaki klor bu işi yapıyor. Devam etmeden önce şuraya denge okumuzu yerleştirelim. Evet. Şimdi bu adımdan sonra molekülümüzü çizmeye başlayalım. Önce başlangıçtaki asetik asidimizi çizelim ya da başlangıçtaki asetik asidin bir parçası diyelim. Şurada oksijenimiz ve ona bağlı hidrojenimiz var. Aslında yukarıdaki ile aynı renkte devam etsem daha iyi olacak. Şimdi buraya bağlı olan sülfürü yerleştirelim. Takibinde oksijenle bağımız olacak ama bu kez çift bağ olacak. Şöyle yine aynı rengi kullanarak yapalım. Tabi burada sülfür halen bir klora bağlı durumda diğer klorsa molekülden artık ayrıldı. Çünkü bu elektronu almıştı. Şimdi bu klorun 1 2 3 4 5 6 ve 7 değerlik elektronu vardı. Bu turuncu elektronu almasıyla artık eksi yüklü oluyor. Bu arada buradaki oksijen artı yükünü kaybetmedi. Onu da ekliyorum. Şimdi bu klor nükleofil görevi görebilir. Bu karbon iki oksijene bağlı ve daha elektronegatif. Ayrıca kısmi pozitif yüklü. Klor bu karbonil karbona bir elektron verebilir. Bunun gerçekleşmesiyle yani bu nükleofil saldırısıyla birlikte karbonil karbon yukarıdaki karbonil oksijene bir elektron verebilir. Tabii yine dengede olacağız. Bu arada şöyle sağdan aşağı doğru gittik. Şimdi çizeceğimiz yeni yapıysa solda olacak. Evet, şimdi bu karbonil karbonumuz. Karbonil oksijenimize bağlıydı. Buradaki elektronu oksijen aldı ve artık eksi yüklü oldu. İki ortaklanmamış elektron çifti vardı. Tabi buradaki elektronu almasıyla artık bir çifti daha oluyor. Bağın bu kısmı oksijende olduğundan şimdi elektronların ikisi de ona geçti. Eksi yükünü zaten eklemiştik. Evet ardından alttaki bu OH grubunu ekleyelim. Takibinde burası da sülfürümüze bağlı. O da yukarıda bir klora ve yanında ise çift bağla diğer oksijene bağlı. Tabii elimizde nükleofil saldırısını yapan bu klor var. Bu saldırıyla bunu da şuraya ekliyoruz. Nükleofilik saldırıda önceden karbonil karbon olan yapıya bu elektron verildiği için klor artık nötr hale geliyor. Böylece bu eksi yükün üstteki oksijene aktarıldığını düşünebilirsiniz. Buradaki oksijen artı yükünü kaybetmedi. Bunu unutmayalım. Evet bir sonraki muhtemel adıma gelelim ama unutmayın tüm bunlar her iki yönde de gerçekleşebilir. Şimdi bu arkadaş eksi yükünden kurtulmak isteyecektir ve şuradaki arkadaşsa halen kısmi pozitif yüklü olacak. Çünkü kendisinden daha elektronegatif olan birçok atoma bağlı. Bu yüzden burada bir çift bağ oluşturma isteği var. Tabi bu da hemen sağdaki durumu tetikleyecek. Renk değiştirsem iyi olur. Bu sefer pembe olsun. Evet. Bu elektron bu oksijen tarafından geri alınmış oluyor. Zaten artı yüklü olduğu için bu elektronu istemesi mantıklı. Evet. Bakalım ortaya ne çıktı. Esas noktaya yaklaşıyoruz. Yine dengedeyiz. Şimdi bu kısmın nasıl göründüğünü çizmeye başlayalım. Evet, artık çift bağımızı yeniden oluşturmuş oluyoruz. Şurada geriye kalan şey tek bağla bağlı bu klor. Sağ tarafta kalan tüm bu kısımsa ayrılmış oldu. O zaman bu kısmı buradaki oksijeni çizerek başlayalım. Ona bağlı hidrojenimiz var. Tabii bu oksijen bir elektron elde etti ve nötr hale geldi. Takibinde sülfürle bir bağımız var. Aslında yeşil renkteydi. Onu düzeltelim. Sülfür ise aynı şekilde. Üste bu klora, yan tarafta da çift bağlı oksijene bağlı. Evet, işte asetil klorürümüzü oluşturmuş olduk. Şöyle altına not edelim. Tepkimenin zor kısmını bitirdik. Bunu deney tüpünde yaparsanız yan ürün olarak bir miktar hidrojen klorür ve sülfür oksit elde edersiniz. Buradaki oksijenin bu protondan elektronu geri aldığını ve onu bu sülfüre verdiğini düşünebilirsiniz. Ardından sülfür de elektron aldığı için elektronegatif klorun elektronu geri almasını sağlayacaktır. Şimdi buraya odaklanırsak bu noktada asetil klorür artık hiçbir şey yapmıyor. Evet. Bu yine dengede olacak. Artık etrafta dolaşan bir hidrojen protonumuz var. Tam bir proton kaynağı. Herhangi nötron bile yok. Evet, oksijenimiz şöyle. Tabi artık sülfüre çift bağla bağlı. Aynı renkte çizmeye çalışayım. Şu bağı sarıyla ve şuradaki bağ ise morla yapıyorum. Üstteki klorda bir elektron yakalıyordu. Onu ayrı çizeceğiz. 7 değerlik elektronu mevcuttu. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 elektron. Ve elbette artık eksi yüklü. Ve son adımımıza geldik. Elimizde hali hazırda sülfür dioksitimiz mevcut. Şimdi son adımda hidrojen klorür oluşturmak için klor elektronlarından birini hidrojene verecek. Ekranı biraz kaydırarak çizmeye başlayalım. Evet bu durumda bir miktar asetil klorür elde etmiş olacağız. Ardından biraz hidrojen klorür doğar ve sülfür dioksiti de unutmuyoruz. İşte tepkimemizi tamamladık. Tekrarlayacak olursak, burada genelleme yapılabilir ve herhangi bir karboksilik asitle başlayıp onun açil halojenür ya da açil klorür versiyonunu oluşturabilirsiniz.